Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle yeni tasarladığım bu elbise modelini paylaşacağım. Daha önce kanalımda pembe saçlı bebeği ve şeker kızlarımı da paylaşmıştım. Bu bebeklerime uygun olur arkadaşlar. Özellikle pembe saçlı bebeğime bu elbise tam uygun. Ona mavi çalıştım. Daha sonra böyle birlikte pembe rengini öreceğiz. Bakın detaylarını göstermek istiyorum. İki parçadan oluşuyor. Arkada çıt çıtları var. Bluz ve etek ayrı örülüyor. Jilesi ayrı örülüyor. Böyle iç içe geçirdiğiniz zaman elbise formunda duruyor. Elbisem iki parçadan oluşuyor demiştim. İlk önce bluz kısmını öreceğiz. Daha sonra jile kısmını yapıp tamamlayacağım. Arkadaşlar bu videoda hepsini anlatacağım inşallah böyle fiyonk kurdaleden fiyonk detaylarım var gerçekten çok beğendiğim içime sinen bir model oldu Umarım siz de beğenirsiniz. Kullandığım ipleri markalarını ve numaralarını videonun, videonun altına açıklama kısmını ekleyeceğim. Ama yine de burada söylemek istiyorum. Alize Cotton Gold kullandım. Beyaz, pembe, mavi hepsi Alize Cotton Gold. E, pembe ipim 518 518 numarası mavi de onun e, kağıdını atmış'ım arkadaşlar bu da 513 numara 518 513 numara iplerimi kullanacağım e, böyle yine tuhafiyelerde satılan ince yarım santimlik e, kurdelelerim var bunları kullanacağım detaylar için arkasını arkadaşlar çıtçıt çıt kullandım şeffaf çıtçıt çıt kullanmıştım Bunlarda. bunları şeffaf çıtçıtları dikin Arkadaşlar ben bazen yapıştırıyorum ama bu şeffaflar yapışmıyor sağlam olmuyor dikerek kullandım iki tane bluzda bir tane de eteğinde beyaz ipimde Alize Cotton Gold. Şimdi bluz yapımı ile başlayacağız önce. Sizden istediğim kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanız. Başka bir isteğim yok arkadaşlar. Umarım siz de beğenip bebeklerinizi örersiniz. Şimdi hemen başlıyorum. Önce beyaz iple bluzunu örerek başlayacağım. Şöyle kenara alayım. Beyaz ipimi de alıyorum. tığım 2 milim zincir çekerek başlıyorum 31 tane zincir çekeceğim 31 tane zincirimi çektim ikinci zincire ikinci zincire batıyorum sık iğne yapacağım 30 tane sık iğne zincirin sonuna kadar bu şekilde batarak 29 tane sık iğne yapacağım. 30 tane sık iğne yaptım. Şimdi zincir çekmeden dönüyorum. İlk sık iğneye batıyorum. 1 2 3 tane kenarda sık iğne yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen yandaki sık iğnenin içine batıyorum. Atlamıyorum hiç. 2 zincir çekip sıradaki sık iğneye batıyorum. 2 zincir sıradaki sık iğne Bu şekilde e, burada 1 2 3 tane kalıncaya kadar böyle yapayım arkadaşlar size e, oraya gelince söyleyeceğim. Burada biraz dikkat etmeniz gerekiyor bu modeli yaparken artış olmaması için. O yüzden e, size detaylı anlatmaya çalışacağım. Bakın bu sık iğneyi yaptım. 2 zincir, 1 sık iğne. Burada 3 sık iğne kaldı ama yine bir tane daha yapacağım zincir. Şimdi yaptığım sık iğne ile birlikte 3 sık iğne yapmış olacağım sonda da. Bakın. 1 2 3 tane sık iğne yapmış oldum. Son zincir burası sonra 3 sık iğne e, ee, şuradaki zincirle yaptığım boşluklar 25 tane arkadaşlar şunlar bakın burada 3 tane sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Bakın 20 25 tane e, şu boşluklar 25 tane. Şimdi birinci sıramı tamamladım. Dönüyorum zincir çekmeden kenarlarının düzgün olması için zincir çekmiyorum burada. 1 2 3 tane sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Buradan sıranın başında şunu atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum, diğerine batıyorum. Artış olmaması için böyle yapacağım. Buraya dikkat edin. Şu ilk e, zincirin içine batmıyorum. Bir tane atlıyorum. Battım. 2 tane zincir. Zincirin boşluğuna sık iğne. 2 zincir. Zincirin ortasına buraya boşluğa sık iğne yapıyorum. Bu şekilde e, buraya kadar yapacağım. Sonra e, göstereceğim arkadaşlar. bakın burada sona da batıyorum sondaki zincirin içine burada tekrar iki tane zincir çekiyorum ve e, bu üç sık iğnemi yapıyorum buraya dikkat edin arkadaşlar sıranın başında ve sonunda bu şekilde bir uygulama yapıyoruz burada en son boşluğa battım iki tane zincir çektim üç tane sık iğnemi yaptım şimdi dönüyorum üç dördüncü sıradayız sık iğnemi yapıyorum üç tane şimdi bakın yine bu taraftan gelirken atlayacağım iki tane zincir çekiyorum bu kez atlıyorum 2 tane zincir çekiyorum, devam ediyorum. Şimdi böyle iki zincir çekip zincirlerin içine sık iğne yaparak diğer tarafa kadar, e, buraya yaklaşıncaya kadar öreceğim, aynı şekilde. Şimdi bakın burada son zincirim var, ona da batıyorum. 2 zincir çekip yine buradaki 3 sık iğne yapıyorum. Şimdi zincir çekmeden yine döndüm. 2 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi arkadaşlar buradaki e, şu zincir boşlukları e, 25 tane hiç değişmedi. E, ona dikkat edin, 25 tane olmalı. Sayın, bu şu zincir boşlukları 25 tane olmalı. Artmadığını oradan anlayacağız. Çünkü ilk başta atlıyoruz. Son tarafta da dediğim gibi e, yapıyoruz arkadaşlar gösterdiğim şekilde. Şimdi burada da aynı şekilde. O işlemi uygulayacağız. Yalnız bu sıra daha bir dikkat istiyor. Şu omuz kısımlarında arttırma yapacağım. Onlara dikkat edin. Şimdi bir tane atlıyorum. Bakın bura, at, burayı atlıyorum. Bu taraftan gelirken e, burayı hep atlıyoruz. 2. Şimdi bir tane boşluk olduğunu düşünün. Bir oldu. Şimdi ikincisini yaptım. 2 İki zincir çektim üçüncü boşluğumu yaptım iki zincir çektim dördüncü boşluğumu yaptım iki zincir çektim beşinci boşluğumu yaptım bakın bu boşlukların beş tane olmalı bir iki üç dört beş şimdi ikiz burada arttırma yapacağım iki zincir çekiyorum aynı boşluğun içine sık iğne yapıyorum Şimdi 2 zincir çekiyorum, diğerine geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. 2 zincir çektim, sıradaki boşluğa battım. 2 zincir çekip aynı boşluğa battım. Bakın burada 3 tane arttırma yapmış olduk. 1 2 3 şimdi yine sayacağım iki tane zincir çekiyorum böyle e, bu halkaları şu boşlukları 11 tane olacak bu kez bir bir boşluk oldu 2 3. boşluğum 4 5 6 7 8 9 10. boşluğu yaptım. 11. yapıyorum. Bakın 11 tane bu zincirler 11 tane oldu. Şimdi burada yine arttırma yapacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Yan halkaya batıyorum. 2 zincir aynı boşluğa. 2 zincir yan boşluğa. 2 zincir aynı boşluğa. Bakın burada da 3 tane arttırma yapmış oldum. 2 3. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. 1. boşluğumu oluşturdum. 2 3 4 Bu da 5. boşlu. Bakın yine 5 tane oldu. Arttırma yaptıktan sonra 1 2 3 4 5. Şimdi burada 2 sık iğnem var iki sık iğneyi de yaptım. Dönüyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bu sırada kolları ayıracağız. Dikkatli yapalım arkadaşlar. 2 zincir çekiyorum. 1 tane atlıyorum. İkincisine batıyorum. 2 i̇ki zincir sıradaki boşluğa 2 zincir sıradaki boşluğa. Bakın 3 tane yaptık. 3 sık iğne yaptık. 3 tane boşluğumuz oldu. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi boşluk atlayacağız. Zincir boşluklarını sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 tane atlıyorum. 8. boşluğa sık iğnemi yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Boşluklara yapıyorum. Bunu e, bunu 7 kere 8 e, kere yapacağım arkadaşlar. 7 tane boşluk atladım. Bakın burada 7 boşluk atladım. Bunları dikkatli sayın. 3, 4, 5, 6, 7 boşluk atladım. 8. sık iğnemi yaptım. Şimdi buradan itibaren sayıyorum yine. 1 boşluk yaptım ikinci 3 4 5 6 7 8. yapıyorum. 8 tane 2 zincir çekip sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa. Bunlar 8 oldu arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi yine 4 tane zincir çektim. Yine 7 tane boşluk atlayacağım. Bakın ilk boşluğum bu. 1 2 3 4 5 6 7 8. boşluğa batıyorum. 2 tane zincir çektim. Boşluğumu yaptım. 2 zincir buraya battım. 2 oldu. 2 zincir. Şurada bir tane daha zincirim var. 3 oldu. Şimdi 2 zincir çekeceğim. Burada 4 boşluk atlamış olacağım arkadaşlar. Öyle olması gerekiyor. E sayının eee artıp ya da eksilmemesi için. Şimdi burada 1 2 3 4. zincirimi çektim yani 2 zincir olan e, zincirimi ve burada 3 tane sık iğne yaptım. Kollarımızı ayırmış olduk. Şöyle olacak ön kısmı. Bluzumuzun ön kısmı burası. Şu sık iğnelerin ön yüzünün geldiği sıra. Şimdi dönüyorum. Burada ilk başta 3 sık iğnemi yapıyorum yine. Şimdi bu zincirlerin içine sık iğne yapacağım. Artık sık iğne ile devam edeceğiz. Bu işlemimiz bitti. Bir de kolda yapacağız bu zincirli kafesleri. Burada artık sık iğne ile devam ediyoruz. 3 sık iğne yaptım. Çift yaptım. Her zincirin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. 3. oldu. Bu da dördüncü. Dört kere çift yapmış oldum. Şimdi e, bu çektiğim zincirin üzerine geldim. Zincirin üzerine 4 zincirimiz var. Her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Şimdi e, boşluklara geçiyorum yine. Çift sık iğne yapıyorum. Her boşluğun içine 2 tane yapıyorum. Burada 8 tane boşluğumuz var. 3 4. çiftim 5. 6. 7. ve 8. Yine zincirin üzerine geldim. Zinciri şöyle çevirin arkadaşlar. Ön kısmını 4 zincirin üzerine 4 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 Yine boşluklara geldim. 1 2 Burada 3 tane boşluğum var. 3 tane boşluğuma sık iğnemi yaptım. Şimdi yani 3 tane çift yapmış olduk. Kalan 3 sık iğnemi yine kenardaki 3 sık iğnemi ördüm. Dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 tane sık iğne ördüm. Burada eksiltme yapacağım. Bakın eksiltiyorum. Ee, bu sık iğnelerim, bu sırada 44 tane oldu arkadaşlar. 44 sık iğne olması gerekiyor bir alt sırada. Şimdi bu sırada iki tane eksiltme yapacağım. Birini burada yapacağım, birini de diğer koltuk altında yapacağım. Şimdi diğer koltuk altına kadar sayacağım kaç tane olduğunu size söyleyeceğim arkadaşlar. 19 tane sık iğne yaptım. Bir tane de burada eksiltiyorum. Şimdi sıra sonuna kadar öreceğim. 12 tane burada sık iğne kaldı. Onları yaptım. Sayım iki tane eksilttiğim için 42 sık iğneye düştü. Ee, şimdi 42 sık iğneyi 9 sıra öreceğim arkadaşlar. 9 sıra dümdüz böyle dönerek 9 sıra öreceğim. Bluzumun boyunu tamamlamış olacağım. 9 sıra daha ördüm. Toplam sık iğnelere başladığımız sıradan sayarsam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra oluyor arkadaşlar. Ön yüzü burada oluyor bakın. Bluzumuzun ön yüzü burası. Son sırada bu yüzden yapmış oluyorum. Ön yüzü geliyor sık iğnelerin. Şimdi burada ipi kesiyorum. bedeni bu şekilde şimdi kolları yapacağım arkadaşlar kolları da e, dikkatli yapacağız şurada arttırma yapacağım tekrar bakın şurada dört tane sık iğne var koltuk altında dört zincir çekmiştik bir iki üç dört tane sık iğne var şu sondan ikinci sık iğneye batıyorum yani burada iki sık iğne bırakacağım, burada iki sık iğne bırakacağım. Bağlantı yerinden, sondan ikinci sık iğneye tığımı geçirdim, ip bağladım, aynı yere batıyorum, buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yanında bir tane daha sık iğne var, ona da sık iğne yapıyorum. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Bakın buraya buraya tekrar batacağım. Aslında buraya batmışım. Buraya batmıyoruz. Buraya batmıyoruz. Bakın buraya batıyorum. Başlangıç yerine düzgün yaparsanız arttırmalarımız denk gelir. İki zincir çektim. Şuraya değil şu kısma battım. İki tane zincir çektim. Yine zincir boşluğuna sık iğnemi yaptım. 1-2 zincir daha buraya battım. 3 tane iki zincirli boşluk yapmış olduk. Ve e, alttaki alt arttırmanın ortasına batmış olduk. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Arttırıyoruz yine. 2 zincir çekiyorum. Bu kez Buraya batıyorum. İki zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. Burada, bakın, iki boşluğa da aynı yere batmış olduk. Buraya çift yaptık, iki zincir çektik, alttaki boşluğa da çift yaptık. 2 zincir çektim. Yine altta arttırma yaptığım yere geldim. Bakın. Sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı yere sık iğnemi yaptım. 2 zincir çektim. Yandaki boşluğa geçiyorum. 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. 2 zincir çektim. Alttaki arttırma yaptığım yere battım. Zincirin içine 2 zincir çektim. Yine aynı yere battım. Bakın bu arttırmalarım da 5 tane olacak. Şimdi şuradan gösteriyorum tekrar. 2 tane sık iğne yaptık. 1 2 3 tane boşluk yaptık. Çift yaptım. 2 zincir çektim. Yine buraya çift yaptım. 2 zincir çift 2 zincir çift 2 zincir çift. Toplam şu çift yaptığım eee yerler 1 2 3 4 5 tane olmalı. 5 tane çift yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum şimdi yandaki boşluğa geçtim. Sık iğnemi yaptım. 2 tane zincir çektim buraya bakın şuraya batıyorum ikinci boşluğumu yaptım iki zincir çektim şimdi sık iğnelerin üstüne batacağım şuraya batmıyorum bakın buraya batmıyorum sık iğne var burada zincir var daha doğrusu 4 zincir iki tanesini burada sık iğne yaptık iki tanesine de burada yapacağım koltuk altında 4 tane sık iğne olacak ve ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. Bir tane zincir çektim. Aynı boşluğa batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 2 2 tane zincir çekiyorum. Burada da aynı şurada başlarken yaptığımız gibi atlayacağız. Her sırada ilk başta sıranın başında atlayacağız. Yoksa daha da artar buradaki sayı iki tane sık iğne yaptım bunu atlıyorum buna batıyorum bir boşlukları sayacağım arkadaşlar siz de sayın kontrol edin bir tane boşluk oldu iki üç her zincirin içine batıyoruz 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 bir tane daha yapacağım 15 tane bakın burada iki tane zincir çekip iki tane sık iğnemi yapıyorum bu zincirle yaptığım boşluklar sayın arkadaşlar saydım şimdi yaparken 15 tane olacak ilmek kaydırma ile birleştiriyorum yine bir zincir çekip devam edeceğim 3 4 5 6 4 sıra daha öreceğim iki sıra oldu bakın koltuk altında şimdi 4 sıra daha öreceğim aynı şekilde öreceğiz ee, bir kere daha göstereceğim bu sırayı da göstereyim arkadaşlar bakın iki tane zincir çektim yine atlıyorum bakın bunu atlayacağım hep hep bu ilk baştaki sık e, zinciri atlayacağım 2 3 4 5 6 Boşluklara batıyoruz yine. 7 8 9 10. boşluğu yaptım. 11 12 13 14 ve 15 15. bu sık iğne yapıyoruz. Burada bir sık iğnemiz kalıyor yine ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir zincir çektim 3 sıra oldu bakın sık iğneleri sayın 1 2 3 sıra oldu şimdi 3 sıra daha aynı bu şekilde 2 tane sık iğne yapacağım 2 zincir çekip bunu hep atlayacağım arkadaşlar burada bunu atlayacağım bu şekilde 15 tane boşluk olacak 3 sıra daha alttaki 2 sıra gibi yapıp tamamlayacağım bluzumu çıkardım arkadaşlar bebeğimin üzerinden bu şekilde bakın burası e, bu kadar uzunlukta olması iyi oluyor e, çünkü üzerine etek giyecek O yüzden çok e, kısa yaptığımız zaman görünmeyecek Burası ama çok kısa olunca e, toplanabilir O yüzden bu şekilde luzum. Eee şimdi arkadaşlar 6 sıra toplam 6 sıra ördüm bakın. Sık iğneler saydığınız zaman 2 4 6 sıra. Şimdi bu sırada pembe ipimi alıyorum. Buradan geçirdim. Beyaz ipi kesiyorum. bir zincir çekiyorum burada ipimi biraz yürüteceğim iki ipimi de alttan yürütüyorum aynı yere batıp sık iğne yaptım ikinci sık iğnemi yaptım şimdi her bir zincir boşluğuna birer tane sık iğne yapacağız bir üç oldu dört 5 Sıkı yapalım, birleşecek çünkü. 6 7 Bunları keseceğim artık. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şurada bir tane daha var zincir ama ona batmayacağım arkadaşlar. Sık iğnenin üzerine batıyorum. 17 18 tane sık iğne çıkardım. İlmek kaydırma ile birleştirdim. 18 sık iğneye düştü sayım. Şimdi aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne örüyorum. Eksiltme yapıyorum. 4 ördüm, 1 eksilttim. Tekrar 1 2 3 4 ördüm 1 eksilttim. 1 2 3 4 tane ördüm. 2 sık iğnem kaldı. Eksilttim. Sayım ilmek kaydırma ile birleştiriyorum. 15 sık iğneye düştü sayım. Şimdi 15 sık iğneyi 3 sıra öreceğim. Hiçbir işlem yapmadan aynı e, bu şekilde arkadaşlar. Toplam mavi ile ördüğüm 1 2 3 4 5 sıra oluyor 2 sıra ördüm 3 sıra daha 15 sık iğne yapıp geleceğim üst sıra ördüm arkadaşlar toplam 5 sıra ilmek kaydırma yapıyorum bir zincir çekip ipimi keseceğim İpleri içeri gizleyeceğim arkadaşlar. Bu ipimi içeri alıp gizleyeceğim. Ee, şimdi diğer kol da aynı şekilde arkadaşlar. Yalnız ben size e, o artırma e, sırasına kadar bir de ilk şimdi arttıracağız zaten o sırayı yapacağım. E, size kolaylık olması açısından videoyu başa almanıza gerek kalmasın. E, burayı da göstermek istiyorum bakın. Bu kol oldu. Şimdi aynısını buraya uygulayacağız. İkinci zincirin üstüne batıyorum arkadaşlar ikinci zincire aynı yere batıp sık iğne yapıyorum bu ipimi yürüteyim az önce yürütmemiştim engel olmasın diye görüntüye şimdi bir sık iğne yaptım yanına yine bir tane daha sık iğne yapıyorum iki şimdi iki tane zincir çekiyorum buraya buna değil şuna batıyorum 1-2 iki zincir 2 iki. iki tane zincir çekiyorum buraya batıyorum bu boşluğum bu zincirlerim üç tane olmuş oluyor şimdi burada arttırma yapacağım iki zincir çektim aynı yere batıyorum sık iğne yaptım 2 zincir çekiyorum yan halkaya geçiyorum sık iğne yaptım 2 zincir aynı yere sık iğne 2 zincir aynı yere sık iğne bakın her birine iki tane yapıyorum aralarında iki zincir var 1 2 3. oldu 2 zincir 2 zincir aynı yere batıyorum bu kez. 2 zincir yandakine batıyorum. 2 zincir aynı boşluğa batıyorum. 5 tane çift yapmış oldum. Bakın 1 2 3 4 ve 5. Şimdi iki zincir çekiyorum, yandaki halkaya geçtim, sık iğnemi yaptım, iki zincir çektim, buraya batıyorum, 2 zincir çektim, üçüncü zincirim olmuş oldu yani üç kere iki zincir çekmiş oluyorum. Şimdi e, zincirin üstüne batıyorum, buradaki koltuk altındaki zincirin üstüne batıp bir sık iğne yaptım yanında bir tane daha yapıp ilmek kaydırma ile birleştirdim bir zincir çektim ikinci sırayı da göstereceğim iki tane sık iğne yaptım iki tane zincir çekiyorum burada bakın ilk başta atlayacağız ikinci sıradan itibaren atlamaya başlıyoruz bunu atlıyorum sıradakine bağlıyorum iki zincir sonra devam ediyorum her birine batacağım 2 zincir buraya Bakın aynı yere batmıyoruz. Yandakine batıyoruz. İki zincir çekiyorum. Her bir boşluğun, her bir zincirin içine sık iğne yapıyorum. En sona geldiğimizde buradaki zincire de yapıyorum. 2 tane zincir çekip sık iğnelerin üstüne 2 tane yapıyorum. Şu boşluklarımız 15 tane olmalı. Sayıyorum bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 tane iki zincirli boşluğum var. 4 tane de burada sık iğnem var. Bu şekilde toplam bakın ikinci sıramı yaptım. 4 sıra daha yapacağım. İlk başta atlıyoruz. Bakın bunu atlıyoruz. Buna batıyoruz ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Burada sıranın sonunda buna batıyoruz iki zincir çekip iki sık iğne yapıyoruz bu şekilde yaptığınız zaman hiçbir sorun çıkmaz 15 boşluk 4 tane de sık iğne bu şekilde 4 sıra daha yapalım sonra dediğim gibi geri alarak biraz şu pembe kısmı aynısını buraya da uygulayacağız aynısı arkadaşlar ben size sadece bu artışı tekrarlamak için yanlış yapmamanız için Kolu başlangıcını göstermiş oldum. İkinci kolu da bitirdim. Şimdi yakasını yapacağız. Şimdi şöyle iç taraftan başlayacağım. Pembe ipimi aldım. Zincir var bu kenarda iki tanesini atlıyorum bakın iki tane zincir boşluğunu atlıyorum üçüncü zincire tığımı geçirdim ipimi böyle alıyorum bir zincir çektim buraya sık iğne yapıyorum buradan başladım bir iki bu zincirleri boşluklarını atlamayın arkadaşlar biraz sıkışık oluyor burada 3 ipi arkadan yürütüyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 11 12 13 13 tane sık iğne yaptım. Burada da 15 tane sık iğnem kaldı. Tam orta burası. 30 sık iğne vardı. Eğer atladıysanız arkadaşlar burada 15 sık iğne kalmaz. Ona dikkat edin. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Hemen aynı boşluğa batıp yine 13 tane sık iğne yapıyorum. 13 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndüm. Buradan örüyorum. 9 tane öreceğim. 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane ördükten sonra burada 4 boşluğum kaldı. Onlara e, tekli trabzan yapacağım. Üzerine doladım. Birlikte üçünü birlikte çekiyorum. Üzerine doladım. Üçünü birlikte çektim. 4 tane ikili trabzan yaptım. Pardon. 4 tane tekli trabzan yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Döndürdüm. Hemen buradaki boşluğa batıyorum. Yine tekli trabzan. 2 3 4 5 tane tekli trabzan yaptım buradan sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne yaptım şimdi dönüyorum hemen dibine batıyorum yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burada bir boşluğum var. Şöyle olmanın içine çift yapıyorum iki tane. 2 4 6 8 10 12 12 tane sık iğne yaptım. Son boşluğun içine çift yaptım. Şimdi burada şöyle ipimi biraz eee sökülmesin diye böyle bırakıyorum. 1 metre kadar ipimi kesiyorum. Biraz 1 bir metre kadar biraz uzun bir ip kestim. Bunu da burada yarım bıraktım yani eee Çekmedim arkadaşlar, zincir falan çekmedim böyle bıraktım. Çünkü onunla yaka, yaka kenarına, iki yakanın kenarına sık iğne yapacağım, o yüzden bıraktım. Şimdi e, ipimi tekrar alıyorum. Burada hemen yanındaki sıradaki zincirin içine batıp ipimi alıyorum. Bir zincir çekip aynı yere batıyorum. Buradan devam etmiş oluyorum arkadaşlar. Hiç ara vermeden devam etmiş oluyorum. Burada da 13 tane sık iğne öreceğim. Her bir zincirin üstüne 13 tane sık iğnemi yaptım. Burada iki boşluk kaldı. Bakın bir zincir çekip döndüm şimdi bu işlemin tersini burada uygulayacağız ikinci sırada yine 13 tane sık iğne yapacağım 13 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapıyorum 13 şimdi burada iki tane zincir çekiyorum döndüm üzerine doluyorum e, şuna batmıyorum arkadaşlar Çünkü o zincirin boşluğu burada bir tane atlayarak yapıyorum zincirle birlikte sayıyorum iki oldu 3 tane. E tekli tırabzan yaptım zincirle birlikte 4 oldu. Şimdi kalan sık iğnelerimi 9 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi bitir bir tane zincir çektim ve döndüm. Dibine batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha yapıyorum. 8. 8 tane sık iğne yaptım. Şimdi üzerine doladım tekli trabzan 2 3 4 Burada 4 tane e, iki tekli trabzan yaptım. Üzerine doluyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 tane yaptım buraya. Bir tane zincir çekip dönüyorum aynı boşluğa batıyorum 1 2 3 4 sıra sonuna kadar örüyorum 13 on 14 on tane sık iğne yaptım. bir tane zincir çekiyorum. Burada ipimi kestim. Burada bıraktığım ipe geldim. Şurada kenardan 5 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 tane sık iğneyi buraya yaptım arkadaşlar. Yakanın diğer tarafına geçiyorum. 1 2 3 4 son boşluğa bir tane daha yapıyorum 5 tane sık iğne yaptım bu tarafa da ee, şimdi şu sıranın ilk sık iğnesine böyle tığımı geçirip ilmek kaydırma yapıyorum ipim zaten kesik ee, buradan arka tarafa geçiriyorum ipimi daha sonra Bakın burada. Daha sonra buraya tığımı geçirip ipi arkaya alıyorum. Bakın burada bir bütünlük oluşması için. Ek kısmının belli olmaması için. Bu ipi iğne ile içeriye gizleyeceğim arkadaşlar. Bu ipleri kalan ipleri hepsini temizleyeceğim. Çıt çıtlarını dikeceğim. Ben iki tane çıtçıt çıt diktim. Bir tane buraya bir tane de buraya. iki tane çıt, çıt diktim. Ben böyle plastik çıtçıtlardan çıtlardan kullandım. Ee, diğerinden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada benim vardı. Bunlardan da kullanabilirsiniz. İp satan tuhafiyelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunu ben biraz zor buldum ama belli olmuyor çünkü bakın. Görünmüyor hiç şeffaf. Bunu dikerek monte ettim. Bunları diktim bu mavi elbiseye. Şimdi ipliklerimi temizleyeceğim. Çıt çıtımı da dikip geleceğim arkadaşlar. Bluzumu bitirdim arkadaşlar. Ee, diğerinin çıt çıtlarını dikip e, getireceğim. Göstereceğim size. E, eteğe başlayacağız. Jile kısmına. Jile kısmı ayrı örülüyor. Ayrıca böyle tuhafiyelerde satılan ince sanırım bunlar nakış kurdele nakışında falan kullanılıyor. İnce yarım santim kalınlığında kurdele. Şu kısma kullanacağım. Bunda pembe kullanmıştım. Şimdi pembeyle öreceğim. Pembe, beyaz ve mavi kurdele kullanacağım iplerim Alize Cotton Gold ikisi de arkadaşlar mavi kod numarasını videonun altına açıklama kısmına yazacağım pembeninki 518 renk kodu 518 Alize Cotton Gold kullanacağım aynı tığ kullanıyorum 2 milim şimdi eteğin yapımına geçelim Şimdi önce düğümlüyorum, zincir çekeceğim. 53 tane zincir çekelim. 49, 50, 51, 52, 53 tane zincir çektim. İkinci zincirden başlıyorum. 52 tane sık iğne yapacağım zincirin sonuna kadar dümdüz 52 sık iğneyi yapalım 52 tane sık iğne yaptım şimdi dönüyorum bu zincir çekmeden döneceğim buradan başlıyorum 2 3, 17 tane öreceğim. 17 tane sık iğne ördüm. Şimdi üzerine doluyorum. Yandaki halkaya geçip burada 18 tane tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzanları biraz gevşek yapın arkadaşlar. Çok sıkmayın. 2 3 Böyle biraz gevşek yapın. 4 Burada 18 tane yapacağım. ve 18 biraz serbest yapın tekli trabzan kalan 17 tane sık iğnemi dümdüz öreceğim 1 16 17 17 tane sık iğne yaptım. Yine zincir çekmeden döndürdüm. Bu kez burada 18 tane sık iğne yapacağım. 17 18 18 tane sık iğne yaptım. Üzerine doluyorum. Bu kez 16 tane tekli trabzan yapacağım orta kısımda 2 15 ve 16 16 tane tekli trabzan yaptım buradan başlayıp yine 18 tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar 18 Dönüyorum. Yine sık iğne yapacağım. 19 tane sık iğne yapacağım bu kez. 18 19 üzerine doluyorum tekli trabzan 14 tane yapacağım 1 2 14 14 tane tekli trabzan yaptım şimdi sık iğne yapacağım yine 19 tane sık iğne yapacağım 2 19 döndüm. Yine hemen başlıyorum dibinden. Zincir çekmeden dönüyoruz. Şu kenarının esnememesi için, daha düzgün olması için kenarlarda zincir çekmiyorum. O yüzden ilk sık iğneyi atlamayın arkadaşlar şurada. Oraya dikkat edin. Şimdi 20 tane sık iğne öreceğim. 20 yine üzerine doluyorum 12 tane yapacağım bu kez tekli trabzanı 12 tekli trabzan 11 12 tane tekli trabzan yaptım sık iğne ile devam ediyorum 20 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar yapıyorum 20 tamamladım ilk sık iğnenin içine batıyorum burada 21 tane sık iğne yapacağım ve 21 21 tane sık iğnemi yaptım üzerine doluyorum bu kez burada 10 tane tekli trabzan yapacağım 2 10 10 tane tekli trabzanımı yaptım yine sık iğne ile 21 tane sık iğneyi sıra sonuna kadar örüyorum 20 ve 21 bu son sık iğnede arkadaşlar biraz sıkışıyor bakın sayarak yaptığımız zaman bunları atlamayız 21 tane sık iğne yaptım şimdi döndürüyorum bu sırada ilmek kaydırma ile başlıyorum sırama ilmek kaydırma yapıyorum 21 tane yine ilmek kaydırma yapacağım 2 3 4 çok sıkmayalım. 5 6 7 21 tane yapıyorum. 21 21 tane ilmek kaydırma yaptım. Sıradaki boşluğun içine sık iğne yapıyorum. Üzerine doluyorum burada yine 8 tane tekli trabzan yapacağım 3 4 5 6 7 8 tane tekli trabzanımı yaptım sık iğne yapıyorum sıradakine ve devamında yine 21 tane sıra sonuna kadar ilmek kaydırma yapacağım son ilmek kaydırmamı da buraya yapıp bir tane zincir çekiyorum bakın ön kısmımız şöyle elimizle düzeltelim roba kısmı hazır Şimdi burada ipimi kesiyorum. Şöyle döndürüyorum. Jilemizin ön yüzü burası olacak. Ilmek kaydırma yaptığım yer. Şimdi şurada, bakın son sık iğnenin zinciri var. Oraya tığımı geçiriyorum. Bir tane zincir çektim. Şu arkadaki ipleri bir müddet yürütmemiz lazım daha sağlam olması için buraya bir sık iğne yaptım hemen aynı yere yanındakine bir sık iğne daha iki tane tek tek yaptım şimdi burada zincir zincirlerin halkaları var arkadaşlar buralara sık iğne yapmıştık bakın bunlara her birine çift yapacağım iki tane tek tek yaptım daha sonra sonda iki tane kalıncaya kadar burada her birine 48 tane burada 52 tane zincir boşluğumuz var 48 tane çift yapacağım yanlarda ikişer tane tek yapacağım şimdi iki tek yaptım sonra çiftlere başladım dediğim gibi sonda iki tane sık iğne gelin kalıncaya kadar çift yapıyorum şu ipleri yürüttüğüm için biraz orada görünmüyor olabilir arkadaşlar. Atlamayın, ee, kesinlikle buradaki zincirleri atlamadan her birine çift yapın arkadaşlar. 48 tane çift olması lazım. Şimdi şu ipi bırakıp size daha net göstermek istiyorum. Bakın çift yaptım yanındaki burada sıkışıyor ona mutlaka batın atlamadan her birine çift yaparak 48 tane çift çiftimi buraya kadar yapacağım 48 tane çift yaptım arkadaşlar burada iki tane sık iğnem kaldı bakın Bunlara tek tek yapıyorum. Şimdi yine dönüyorum. Bu sırada da arttırma yapacağım. Önce 9 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4. Eğer burada doğru yaptıysak arkadaşlar 100 tane sık iğne olması gerekiyor. 100 sık iğne oldu arttırmalardan sonra. 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Elimizi çok sıkmayalım arkadaşlar. Biraz şöyle gevşek eğer sıkı yapıyorsanız tığınızı iki buçuk milime yükseltebilirsiniz veya 2.20, 2.10. Yani biraz gevşek tutarsanız daha güzel olur. Alt kısmı daha da büzgülü olur. Çok sıkı yapmayın. 9 tek bir çift yaptım. Bundan sonra 7 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 7 tek bir çift elinizi fazla sıkmayın arkadaşlar biraz gevşek gevşek yapın çok değil normal e, sıkılıkta ama e, çok sıkı yapanlar için söylüyorum e, elinizi çok sıkmayın daha güzel e, olur büzgüleri 7 tek bir çift yapacağım sıra sonuna kadar sıra sonunda 10 tane sık iğne kalacak arkadaşlar 7 tek bir çift yapacağız burada 10 tane sık iğne kalacak onları düz öreceğiz şimdi ben oraya kadar yapıp geleceğim bunu kesiyorum 7 tek bir çift şeklinde arttırıp geleceğim 10 tane 7 tek bir çift yaptım arkadaşlar. başta 9 tek bir çift sonra 10 tane 7 tek bir çift yaptım. Sıra sonunda bakın 10 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3 4 5 6, 7 8 9. 10 tane sık iğnemi örüp arttırmalarımı tamamladım. Sayım 111 tane sık iğneye çıktı. 111 tane oldu arkadaşlar. E şimdi 111 sık iğneye 3. sıradan başlayacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 9 sıra daha öreceğim. 11. sırada dahil 9 sıra daha örüp Böyle dönerek arkadaşlar döneceğim aynı her birine bir tane batarak dokuz sık iğne örüp böyle uzatacağım şuraya kadar arkadaşlar buraya kadar yapmış olacağım burada birleştireceğiz düğme ve ilik yerini burada ayırmış oluyoruz bebeğimizin rahat girebilmesi giyebilmesi için. Oraya kadar 9 sıra daha toplam art, e, ete, eteğin e, sırası 11 sıra olmuş olacak. Şimdi 9 sıra daha dümdüz 111 sık iğneyi örüp geleceğim. 9 sıra daha 111 sık iğneyi yaptım. Toplam 11 sıra oldu. Bu arttırma sırasında sayıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 sıra oldu. Şimdi birleştirmek için arkadaşlar ben bir sıra daha örmek istiyorum ön yüzde birleşmesini istiyorum. O yüzden bir sıra daha döndük. Bir sıra daha 111 sık iğneyi sıra sonuna kadar yapıp tamamlayacağım. Bir sıra daha ördüm. Toplam 12 sıra olmuş oldu arkadaşlar. Arttırma sırasından başlayıp saydığım zaman 12 sıra olmuş oldu. Şimdi şöyle ee, bakın. Burası eteğimizin jilemizin iç kısmı. Burası ön yüzü yani yüzü. Böyle olacak. Şurasından anlayın arkadaşlar. En kolay. Jilenin son sırası burada tekli trabzan yapmıştık. Onun ön yüzü jilemizin de ön yüzü olacak. Şimdi 12 sıra ördükten sonra Toplam 12 sıra. Eee arttırmalardan sonra 10 on, on sıra örmüş oldum. Şimdi şöyle alıyorum. Burası iç kısmı. Burası artık e, jilemizin ön yüzü. Buraya batıyorum. Bakın. Son sık iğneye yani ilk sık iğneye battım. Arka parçadaki 1 2 3 sık iğneye birleştireceğim. Buradan başlıyorum. Şimdi buraya batıyorum. Arkaya sık iğne. 3 sık sık iğne ile düğme ya da çıt çıt kısmını birleştirmiş oldum. Şimdi buradan devam ediyorum. böyle öreceğim yine şuraya kadar örüp tamamlayacağım bu sık iğneye kadar ördüm ilk baştaki sık iğneye bağlantı yapıyorum bir zincir çekip geriye dönüyorum geriye dönerek öreceğiz arkadaşlar bir içten öreceğiz sonra böyle öreceğiz bir böyle bir böyle bu formu yakalamak için şimdi bir zincir çektikten sonra aynı yere batıyorum yine aynı şekilde 108 tane sık iğneyi bir bu sırayı tamamlayacağım bir geri döneceğim iki geri döneceğim üç geri döneceğim 4 4 sıra daha öreceğim bu sırada dahil 14, 15, 16, 17. sıraları 4 sıra daha dönerek geri dönerek örüp geleceğim. Toplam 17 sıra oldu arkadaşlar. 4 sıra daha ördüm. Şimdi burada bir zincir çekip dönüyorum. Elbisemizin iç kısmı. Şimdi flodan öreceğim. Yani ön halkasını alacağım sık iğnelerin. Bakın tek halkasını. Bana bakan taraftaki tek halkasını alarak sık iğnelerimi böyle yapacağım bu sırada. Bu şekilde alacağım. Bakın burada tek halkaları kalacak. Oralara e, süslemeyi yapacağım. Şu süslemeyi oraya yapacağım arkadaşlar. E, burada ön yüzde elbisemizin ön yüzünde böyle sırayla halkalar kalacak. Şimdi iç yüzden ördüğüm için buradan tek halkasını alıyorum. Bu şekilde öreceğim bu sırayı. Böyle örüp geleceğim buraya kadar. Tamamladım. Ön loblarından arkadaşlar ördüm. Şimdi burada ilk sık iğneye birleştiriyorum. Bir zincir çekip geriye dönüyorum yine. Hemen şuradaki sık iğneye batıyorum. Ve dümdüz öreceğim arkadaşlar hiçbir işlem yapmayacağım yine 3 e, sıra daha öreceğiz şurayı örüyoruz bakın 3 sıra daha burayı örüp blue ördüm sonra 1-2-3 sıra daha öreceğiz yalnız dediğim gibi buraya geleceğim geri döneceğim tekrar buraya gelip geri döneceğim 3 e, sıra daha bu şekilde 108 sık iğneyi tamamlayacağım 3 sıra daha ördüm önce arka loptan örmüştük sonra 3 sıra dümdüz ördüm arkadaşlar şimdi pembe ile son sıramızı yapıyoruz ilmek kaydırma ile birleştirdim 1 2 3 tane zincir çektim dön artık dönmüyoruz bu sırada böyle dümdüz öreceğiz üzerine doladım bağlantı yaptığım aynı yere ön halkasına batıp ikili trabzan yapıyorum bu sırayı e, ön halkalarından yani flosundan yapacağız şimdi burada çift olmuş oldu zincirle birlikte şimdi yan halkaya geçiyorum yine ön öndeki kanadından tek kanadına batıp ikili trabzan yapıyorum çift tek olmuş oldu şimdi tekrar yandaki sık iğnenin ön halkasına batıp İkili trabzan yapıyorum, aynı yere bir tane daha yapıyorum. Yani e, çift ve tek, bir tek bir çift trabzan yapacağız. Önce çiftle başladık, sonra bir tek bir çift tekrar ön halkasına batarak bir tane ikili trabzan yan sık iğneye geçiyorum. ikili trabzan iki tane aynı yere, çift, bir tane yapıyorum yanındakine çift yapıyorum iki tane aynı boşluğun içine ikili trabzan bir tane örüyorum yanındakine çift yapıyorum bu şekilde ikili trabzanlarımızı bir tek bir çift şeklinde sıranın sonuna kadar tamamlayacağım bakın bu şekilde ön halkalarına batacağız arkada böyle halkaları kalacak oraya da beyaz ile süsleme yapacağım şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum tamamladım arttırmalarımı şimdi zincirin üzerine bağlantı yapıyorum ilmek kaydırmayla sonra bir zincir çekip ipimi keseceğim bunu içeriye Böyle gizleyeceğim iğneyle arkadaşlar. Şimdi beyaz ipe geçiyorum. Bakın bu şekilde. Beyaz ipimi alıyorum. Şimdi e, bu arkada kalan tek kanatları kalmıştı sık iğnelerin. Şimdi şuraya batıyorum. beyaz ipi çektim 3 tane zincir çekiyorum hemen aynı yere batıyorum çift yapıyorum yanındakine tek yani zincirle birlikte çift oluyor bir tane daha tek yapıyorum bu ipi arkadan yürütelim arkadaşlar iki tane tek tek örmüş oldum şimdi yan tarafa geçip çift yapıyorum iki tek bir çift yapacağız bu sırada da ikili trabzanlarımızı iki tane tek yapacağım çiftle başladım çift iki trabzan çift iki trabzan şeklinde şimdi çift yapıyorum Buralara yan yana iki tane yapıyorum, sonra çift yapıyorum. Aynı yere iki tane. arttırmalarımızı beyaz ile bu şekilde tamamlayacağım. Sıranın sonunda yine bağlantı yapıp bir üst sıraya geçeceğiz en sonunda çift yaptım burada bir tane kalmıştı onu da trabzan bir trabzan yaparak sıramı tamamladım ilmek kaydırma ile birleştiriyorum yine bir zincir çekiyorum aynı yere batıp zincirin içine batıyorum sık iğne yapıyorum iki tane zincir çektim yandaki trabzanın üstüne batıp sık iğne yapıyorum iki zincir hemen yanına sık iğne 2 zincir yanına sık iğne 2 zincir bunları çok sıkı yapmayalım arkadaşlar normal bir şekilde 2 zincir sık iğneleri hiç atlamıyoruz arkadaşlar trabza her trabzan üstüne yapıyoruz her trabzan üstüne sık iğne yapıyoruz aralarında iki tane zincir çekiyoruz 2 zincir sık iğne 2 zincir sık iğne bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım 2 zincir bir sık iğne iki zincir buraya bir sık iğne yapıyorum iki zincir sık iğnenin üzerine batıp ilk baştaki ilmek kaydırma yapıyorum bunun içine dönüyorum arkadaşlar zincirin içine buraya sık iğne yapıyorum şimdi iki zincir iki zincir çekiyorum zincirlerin içine batıyorum bu kez buralara sık iğne yapıyorum iki tane zincir çekiyorum zincirlerin içine sık iğne zincir Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Son ıı, zinciri çekiyorum. İki tane zincir çektim. Buradaki sık iğneye ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekip ipimi kestim. Bu sırada bitti arkadaşlar. Beyaz ile işlemimiz bitti. İplerimi içeriye gizleyeceğim. Bunları temizleyin arkadaşlar. Ben de öyle yapıyorum. Çünkü onlar da örgümüzün düzgün olmasında önemli. Ee, şimdi bakın bu şekilde Şimdi e, şurada bakın bulo yapmıştık yani ön kanatları burada kalmıştı. Şimdi o sıraya mavi ipimi alıyorum yine arka kısımdan buralara yapacağız buradan arkadan ipimi geçirdim bir zincir çekiyorum aynı yere batıp sık iğne yapıyorum ipimi de alttan gizliyorum arkadaşlar mavi ipi her bir sık iğneye her bir halkaya bir tane sık iğne yapacağız burada arttırma yapmıyorum Seranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayacağım. Bakın buraya da bir tane yapacağım. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum yine iki tane önce sık iğne yapıyorum bir zincir çekip sık iğne yaptım 2 zincir çekiyorum hemen dibindekine atlamadan hiç sık iğneleri atlamıyoruz iki zincir çekip yanındakine aynı burada yaptığımız gibi iki zincir çekiyorum sıradaki sık iğneye sık iğne yapıyorum iki zincir sık iğne 2 zincir hiç atlamadan sık iğne 2 zincir sık iğne şeklinde e, buradaki süslememizi de böyle yapacağız. Son sık iğnemi de buraya yapıyorum. İki tane zincir çekip ilk sık iğnenin içine bağladım. Bir zincir çekip bu ipimi de kestim. Şimdi iplerimi temizleyeceğim, geleceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, şuradaki bakın eteğimiz şöyle elimizle düzeltelim buradaki e, kurdeleleri yapacağız böyle mavi kurdele ile yapacağım e, hepsini e, bu renkleri farklı kullanabilirsiniz tabi arkadaşlar ama ben e, burayı da beyaz yapmıştım e, çok e, beyazlı oldu Mavi e, katarak e, bir değişiklik yapmak istedim o yüzden buraya da mavi kurdele yapacağım. Bunu da pembe yapmıştım. Bunu işleyeceğiz. İple, ipliklerimi temizleyip geliyorum. Şimdi kurdele takacağım yerleri işaretledim. Tam ortaladım. şurada sık iğne yapmıştık. Sık iğne, trabzan, trabzan, tekli trabzan. Bu ikinci tekli trabzanın dibine iğnemi taktım. ikinci trabzanı taktım onu sayıyorum bak onu o, o trabzanı da sayıyorum 1 2 3 4 5 ya takıyorum ikincisine sonra alt sıraya geçiyorum tam altında böyle işaretimi taktım onu sayıyorum 1 2 3 4 5 yine altıncıya işaretimi taktım bu taraftan yine bunun altına işaretledim bunu da sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. trabzanın dibine işaretimi 6 trabzan arayla işaretimi taktım. Böyle ortalı olması gerekiyor. Şimdi kurdelemi kesmedim. Buradan tığımı geçirip kurdeleyi aldım bu tarafa. Şimdi şuraya geçireceğim. Yalnız arkadan biraz çekelim şöyle 20 santim kadar sonra düzeltebiliriz arkadaşlar şu şekilde tutup arkaya çekiyorum şimdi şuraya ikinci sıraya Şimdi askılarını yapacağım. Bu askıların uzunluğu arkadaşlar önemli. Çok aşağıda olursa bu güzel görüntüyü elde edemeyebiliriz. Çok yukarıda da olursa güzel olmuyor. Bebeğinize giydirin arkadaşlar ve şuradaki mesafeyi ölçün. Bakın burada benimki 7, 7 buçuk esneterek. 7 75 buçuk santim bu askının uzunluğu 7 buçuk santim diyelim hatta 7 santim arkadaşlar ama biraz şöyle esnettiğim zaman 7,5 buçuk oluyor ee, yani o şekilde ayarlayın ve e, ben böyle zincir çektim ve sık iğne yaptım burada 28 tane sık iğne var e, boyu 10 santim civarında e, nereye yerleştireceğiz bakın şöyle ayarlayacağım bir de şuna dikkat edeceğiz bakın e, zincir askının askının zincir kısmı yani zincir şekilen kısım bu taraf sık iğne bu taraf biraz daha bu taraf gevşek oluyor biraz bol oluyor zincir kısımları içe gelsin bakın şöyle Şimdi burası zincir kısmı. Burası sık iğne kısmı. Böyle diğer de diğeri de böyle bu şekilde. Yani şu zincir e, kısımları iç tarafa gelsin. Sık iğne kısımları dış tarafa. Çünkü burası biraz daha böyle kavisli oluyor arkadaşlar. Şurası biraz daha bol oluyor bu kısmı. Yani e, isterseniz şuradan eee Tığınızı geçirip arkaya doğru zincir çekip burada birleştirip öyle de yapabilirsiniz ama böyle daha düzgün oluyor arkadaşlar. Yani ben önem veriyorum. Ee, bakın sık iğnelerin uçları bu tarafa bakıyor. Zincirler burada. Tam da güneş vuruyor. Şöyle yapalım. Arkadan da. Arkadan daha iyi görünüyor bakın daha geniş. Burası zincir, burası sık iğne tarafı. İki taraf ikisinin de aynı yöne bakması için ayrı ayrı ördüm. Ee, şu şekilde nereye yapacağız? Askıların tam böyle kolun üzerine gelmesi gelince güzel oluyor. Gelmesi gerekiyor. Ee, i̇sterseniz farklı yapabilirsiniz ama e, tam böyle omuzun üstüne kolun e, şu düzgüsünün bitimine geldiği zaman düzgün oluyor. Yani çok ortadan yapmayın. Bakın şu roba kısmının şurasından tam böyle iğneleyin. Bu sık iğnenin fazla olması önemli değil. İçe doğru dikebilirsiniz. Dikeceğim ben. Bakın burada biraz dikmek için mesafe bırakın sık iğneyi yaptıktan sonra oraya iğne takıp dikeceğim. Ve şurada ölçtükten sonra şöyle getireyim. Ölçtükten sonra yani ördükten sonra siz de ölçüm bebeğinize giydirip burası 7 yedi buçuk esneterek 7 buçuk santim 7 santim yani şu kadar içeri bu tarafı da yapacağım kaçıncı sık iğneye bakın 1 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 9 sık iğnelerin hizasına yerleştirebilirsiniz e, bunu da e, burada e, sık iğne yaptığımız yere buraya yerleştirin tam bu bombenin bittiği yer arkadaşlar ikincisini de aynı şekilde yapacağım onun da bu tarafının böyle gelmesine dikkat ediyorum bakın 7 7 7 buçuk santim arası uzunluğu olmalı ikisi eşit olsun şimdi bu iplere e, iğne takıp dikeceğim arkadaşlar sonra kalan iplikte burayı da şöyle bakın göstereyim buraya böyle güzelce monte edin diğerinde aynı şekilde bu i, ipe iğne takıp buraya sıkıca e, sabitleyin arkadaşlar sonra e, çıt çıtlarını dikeceğiz şimdi e, bunları dikip geleceğim böyle tamamladım arkadaşlar bluzunun kollarına da buraya kurdele geçirdim jiletimiz de hazır e, şöyle giydiriyorum arkadaşlar Ayrıca e, giydirme videosu çekeceğim shorts olarak Üzerine giydireceğiz bebeğimizin bu şekilde bir tane çıt çıt buraya diktim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Mavi beyaz kombinimiz, pembe beyaz kombinimiz de burada. Tekrar görüşmek üzere. Ee, hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.